dedi. Piyasalar rahatlatıldı. Merkez Bankası'ndan da dolarla ilgili piyasaya ciddi bir dolar Çünkü girişi Merkez yapılacak. Bankası'nın elinde Böylelikle pınar, de likidite evet, sağlanacak. yani enstrümanlar var piyasayı rahatlatma açısından. Yani dolayısıyla onları teker teker ve sırasıyla kullanmaya çalışıyor. Evet. Dolayısıyla da kimse panik olmasın. Yani ben sabah panik uyanmadım. Panik olmayın, Yok. evet. Böyle hemen Bir de intihar etmeler, onu şimdi, bunu ay yapmalar, iş yok yeri canım, hemen kapamalar, dolar ne da oluyor ya? almayın. Ya Daha Türk çok erken. lirasını... Hazine ve Maliye Evet. Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları Dün var. gece vardı, Onun evet. evet gece yaptığı o açıklamaları Twitter'dan da duyurdu. Özellikle bu panik havasının altını çiziyor Berat Albayrak ve çok yanlış olduğunu söylüyor. Diyor ki kimsenin şüphesi olmasın, milletimizin desteği, rasyonel politikalar ve kararlı bir duruşla bu mücadeleden Allah'ın izniyle başarıyla çıkacağız. Yatırımları, harcamaları değerlendirirken 3 soruya verdiği cevaba bakacağız. Teknolojik ya da yüksek katma değerli üretim sağlıyor mu? İhracatı artırıyor mu? Bütün alanlarda, ekonomi alanlarında bu anlayış hüküm sürecek diyor. Bizim yeni ekonomi yaklaşımımızın en önemli ayağını bütçe disiplini oluşturuyor. Hedeflerimizi belirledik. Bütçe dışı giderler için taviz vermeyeceğimizi tüm kurum ve bankalarla konuştuk. Biliyorsunuz bankalardaki faizlerle ilgili de endişeler var. O yüzden Tabii. de açıklamalar özellikle bankalar üzerindeki Evet. hareketlilikten devam ediyor. Hassasiyet için gerekirse hedeflenen göstergeler için mali kural uygulayacağız diyor Berat Albayrak. Ve aksiyon planı geceden itibaren uygulanmaya başladı ki bugün de işte Bayrak. Bankalarımızla birlikte kurdaki dalgalanmanın en fazla etkilendiği reel sektör firmalarımızın KOBİ'ler dahil durumuyla ilgili aksiyon planımızı aldık. Bankalarımız ve BDDK ile beraber gerekli önlemleri hızlı bir şekilde alacağız diyor. Yani hiçbir şekilde dövizim var, el mi konulacak? Ya bunlar Muz külliyen Cumhuriyeti değil uydurma. burası. Yine Kemal Bey. sosyal medya Nasıl Muz alanı. Bakın Cumhuriyeti yine değil yani? sosyal medyada başladı bu dolar muhabbeti. Sosyal medyanın saçma sapan abartıp bunu bir yere taşıması. Halbuki sosyal medyada duyarlı mesaj verenler de çok oldu. Panik olmayın, sakin olun, ülkemiz bütündür, bölünemez, sakin olun diye böyle çok tehlikeli, yani edici mesajlar da var ama sosyal medyada bir galeyan başlatılıyor. Bak her şeyle ilgili. Evet. Dolarsa dolar, işte bir intiharsa intihar, her şeyle ilgili başka yere gidiyor konular. O yüzden sakin olun, mutlaka düzelecek. Evet. Bir de savaşlar artık yani 2018 senesinde sadece topla tüfekle olmuyor. Bu da bir tür Tabii manipüle bir canım, çok savaş. ciddi bir Ciddi savaş. bir savaş. Zaten Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da aynı şeyi söylüyor. Bize karşı bir savaş başlatılıyor. Tabii. Ekonomik anlamda biz de bunun karşısında aslanlar gibi duracağız diyor. Bir de Şimdi çok ilginç bir görüntü vardı. tabii. Onun üzerine konuşuruz diye. Çünkü vatandaşların da tepkileri var biliyorsunuz. Ama bazı vatandaşlarımız tepkilerini oldukça ilginç yollarla gösterdi. Trabzon'a dönelim. Bakın bir vatandaşımız nasıl gösteriyor dolara olan tepkisini. Amerika'nın dolarını protesto ediyor. Hadi lan doğru bu Tamam. Anam duymasın, anam söyledim. Amerika'sı dolar senin. Benim param var lan. Anne babam paraları yakıyor. Ne? Yakıyor bunun dolarının da. Ya sen ne yapıyorsun? Niye yapıyorsun? Biz onlara yatırım yaptık da oldu. Ya yapma onları, ne yaptın? Bilmiyorum ya. Dolarının da ya. Aynen aynen hepsi gitti. Tüh. Ya Allah cezanı vermesin senin. Hem ben onları bozduracaktım. Türk parası da yatırım yapmadı. Nerede ya? Ne yapıyorsun amca? Evde yansın. Alihan amca, Alihan ismi de Alihan. Alihan amca ne yapıyorsun? Hanımın kalbine indi. Kadın onları belki gün parasından arttırdı. Onu Kadıncağız da diyor ki bozduracaktım. Türk lirasıyla yatırım yapacaktım. Niye böyle yaptın Niye diyor. Niye yaktın? Evi de yakarım Evi diyor. De yakarım. Anasını satayım e diyor. Hiç sen önemli ne yapıyorsun değil ya? Diyor. Roma'yı da yakarım, kendimi Ondan de evvel yakarım. De büyük güzel küfürler ediyor Amerika'yı anladığım burada kadarıyla. Küfrün et ama yapma. Küfür et. Başka İşte bir şey orada yap. Bir protesto. O öyle içinden öyle gelmiş. Ay karısı var ya ömür boyu bir bunun de, kafasını yiyecek, haklı kadın. Çok haklı. Bir şey daha hatırlatacağım. Şimdi hani tabii ki de insanlar dolar o kadar yükselince Türk lirasına çevirip kar etmeye çalışıyorlar ama o da Türk lirasının değerini acayip düşüren bir şey. Evet, doğru çok bir şey dikkatli değil. Olmak lazım Doğru yani. Olmaz. Doğru bir şey Bir değil tane yani. daha böyle görüntü var. İzleyelim. Şahsen Hani biz dolarlarımızı henüz bozdurmadık. Üçümüz de tutuyoruz. Kaç dolarım var? Aa pagyola buraya. Amerika beyin açın. Beyin de görsün. Bu Amerika'ya ben boykot edeyim. Parası Ben de yakayarım onu. Ah, Tayyip Baba'ya destek Amerikan ana yakayarım parası. Çakmak değişmeye bunun parası. Gece kızı alma Ah, Amerikan'ın parası. Bunu köpeğe verdim yemediğini. Köpeğe verdim yemediğini.
Köpeğe verdim yemediğini, şişti üstüne. Ben daha bunu ne edeceğim? Ha bu nasıl yiyeyim mi ben? Ben benim AK Parti batacakmış. Ha bu nasıl yiyeyim? Ha para da yiyeyim mi? Neredeniz uşağı? Yürü. Yalnız burada olan şu, dolara tepki için euro yapıyor. Bir de şey, hayır AK Parti batacakmış. Yani abicim hemşerini, şu paraları yapmayın ya. Evet, evet başkanın hemşireleri geldi. Hemşireleri diyor. Hemşireleri. Ya yakmayın paraları, yazık, günah. Niye bu tepki. Hanımlar sizi eve sokmayacak? Ya tepki veriyor vatandaş. Kendince en güzel tepkiyi de o şekilde veriyor. Aynen öyle. Coşkulu doğru. Bir milletiz çok biz. Çok güzel bir şey söyledi. Biz köpeğin önüne atsan yemiyor şu parayı dedi. Aynen. Ama para için ve menfaati için pislik yapan yılanlar bizden uzak dursunlar. Aynen. Biz de birinden kurtulduk Allah'a şükür. Aynen. İşte çok önemli bir şey bu evet. Arkadaşlar. Yani gerçekten vatandaşımız hani çok esprili, çok da aslında nasıl bir hikayenin içinden geçtiğimizden bizim bunlara ihtiyacımız yok diyor. Biz Türk yani. Milleti hep konuşuyoruz ya, bakın gücümüz ve ortak noktada buluşmamız. Belki o adamın o kadar eurosu var, o kadarını yakıyor. Evet. Belki Alihan amcanın o kadar doları var, o kadarını yakıyor. Yok, bunda umuru olmuyor. Yürek, bak, bir de yürek olmuyor. Gerçekten milletimizin çok müthiş bir yüreği var ve birlik olma konusunda da çok hızlıyız. Geçen gün öyle demiştin ya bir konuda. Evet, çok